Herkese merhabalar. Yepyeni bir tamirat adresi serisiyle sizlerle beraberiz. Arkadaşlar bugün bir laptop tamiri yapacağız. Laptopumuzun markası Lenovo. Problemi bilgisayarımız açılmıyor. Bilgisayarımız sizlerden yani abonelerimizden bir arkadaşımıza ait. Hikayesi şöyle. Kendisi üniversite öğrencisi ve bir tez hazırlıyor. Hazırladığı tezi yerde kalmış maalesef. Bilgisayarı çünkü arıza yapmış. Bir tamirciye götürmüş. Tamirci bakmış. Önce demiş ki sizin şarj aletiniz arızalı. Şarj aletinizi tamir etmemiz gerekiyor demiş. Bunun için pek sinmemiş. Başka bir yere daha götürmüş. O da demiş ki sizin şarj aletiniz sağlam çalışıyor ama soketiniz bozuk. Soketinizi tamir etmemiz gerekiyor demiş. Oradan da farklı bir yere gitmiş. Hepsi anlayacağınız farklı şeyler söylemiş ve çok fahiş fiyatlar istemişler. Yüksek tamir bedelleri istemişler. Bu arkadaşımız da tam olarak hangisine güveneceğini bilmediği için bilgisayarını yaptırmadan almış ve evine gelmiş. Sonra benimle iletişime geçti. Bilgisayarımın bu şekilde bir arızası var. Farklı tamircilere götürdüm. Hepsi birbirinden farklı problemler söylediler. Hepsi de birbirinden farklı ve yüksek fiyatlar istediler diye. Arkadaşlar bununla ilgili sizlerden açıkçası bana çok fazla mesaj geliyor. Telefonum bozuldu, bilgisayarım bozuldu. Nasıl tamir edebilirim? Problemi tam olarak nedir diye. Ben de elimden geldiğince sizlere yazmaya, cevap vermeye çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla. Ben bu işin ticaretini yapan bir insan değilim. Benim küçük bir atölyem var. Atölyem bu gördüğünüz oda ve kendi ofisimde küçük bir atölyem var. Orada bu tarz videoları hazırlıyorum. Bu bilgisayarımızın tamirini yapacağız. Kendisine yardımcı olmaya çalışacağız. Sizlerin de başına bu tarz olaylar geliyorsa tam olarak problemin neyden olabileceğini ve kendi problemimizi çözmek adına sizlere de biraz fikir vermiş olacağım. İsterseniz videomuza başlayalım. Şimdi bilgisayarımızın içerisini sökmeden önce bize arızalı denen bir adaptörü kontrol edelim. Adaptörümüzü işe taktık. Multimetremizle hemen voltaj metre bölümüne getiriyoruz. Adaptörümüze bakalım. 20 volt 3.25 amper. Sizlere de göstermeye çalışayım. Bizim 20 volt seviyesinde bir voltaj almamız gerekiyor burada. Eksi probumuzu soketimizin eksi bölümüne, artı probumuzu ise soketimizin artı bölümüne değdiriyoruz. Yaptığım ölçümlerde 0.55, 0.56 seviyelerinde voltaj olduğunu görüyoruz. Bu da adaptörümüzün bozuk veya kablo damarlarında temassızlık olduğunu gösteriyor. Kablomuzu bir de hareket ettirelim. 4, 5, 6, 8, 13 gibi sürekli değişen voltaj seviyeleri görüyoruz. Bu da hem kablomuzun hem de adaptörümüzün trafosunda bir arıza olduğunu gösteriyor. Peki bilgisayarımızı açmayı deneyelim. Şarj soketimizi taktık. Ve şarj ışığı yanmadı. Siz de görebiliyorsunuz şu an. Bir de bilgisayarımızın kapağını açmayı deneyelim. Duyduğunuz bu sesler menteşe yuvasından geliyor. Menteşe ayar vidaları çok sıkılı olduğu için aslında vida yuvaları kırılıyor burada. Buradaki çıt çıt sesleri buradan geliyor. Cihazımızı açmayı deneyelim. Maalesef herhangi bir ses daha yok. Öyleyse başlayalım vidalarımızı sökmeye. Bu arada bilgisayarımız 6 yaşında. 6 yıldır bilgisayar hiç bakım görmemiş. Ekran kartı, işlemci, fan temizlikleri, anakart temizliği yapılmamış. Termoamacunlar değiştirilmemiş. Sökmüşken bunların da değişimini yapacağız. Bunların da temizliklerini yapacağız. Arkadaşımıza sağlam, performanslı bir bilgisayar vermeye çalışacağız. Burada bir tane vidamız yalam olmuş. Sağ en baştaki. Bataryamızı çıkardık. Laptopumuzun bataryasının altında iki tane daha vidamız mevcut. Bunları da buradan sökmemiz gerekiyor. Şöyle bilgisayar fanını görebilirsiniz ne kadar tozlandığını ve içerisindeki tozları da sanırım buradan net şekilde belli oluyor herhalde. Anakart soğutucu borularının üzerinde de bir hayli toz mevcut. Buradan CD sürücümüzü çıkarmamız için aradaki vidayı çıkartıp CD sürücümüzü ittiriyoruz. Buradan CD sürücümüzü de çıkartmış oluyoruz.
Hard diskimizi söküyoruz buradan. Bu bilgisayarımızın üst kısası. Şurada biriken tozları da görüyorsunuz. Anakartımızın kabaca bir tozunu aldık. Şimdi işlemcimizin ve ekran kartımızın termal macunlarını temizleyeceğiz ve anakartımızı soğutan fanın içerisindeki pervane yapraklarının arasındaki tozları daha detaylı olarak temizleyeceğiz. Bu bilgisayarımızın hem performansını, hızını arttıracak hem de daha stabil çalışmasını sağlayacak. Fanımızın güç soketini de buradan söktük. Termal macunun kupkuru kuruduğunu herhalde hissedebiliyorsunuzdur. Bu termal macun yaklaşık 6 yıldır hiçbir şekilde değiştirilmemiş, yenilenmemiş ve haliyle artık özelliğini kaybetmiş durumda. Bilgisayarımızın ısınması, performans kaybetmesi gayet normal. Termal macun kuruduğu için diş fırçası yardımıyla tamamen temizlemiş oldum. Şimdi ekran kartımızın üzerindeki termal macunumuzu da temizleyelim. Fanımızın temizliğini de yaptık. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir durum var. Her laptop temizliğinde bunları dile getirmeye çalışıyorum. Elektrik süpürgesinin vakum kısmını buraya tutturduğunuzda bunun dönmemesini sağlayın. Yani elinizde fanı tutun. Çünkü bu döndüğü zaman statik bir elektrik oluşturuyor ve içerisinde bekletiyor çıkış olmadığı için. Ve siz anakarta taktığınız zaman direkt anakarta anlık olarak elektrik vermiş oluyorsunuz. Hele hele en büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi bu soket üzerindeyken kesinlikle temizlik yapmayın. Eğer temizlik yapacak olursanız söylediğim gibi bu fan döndüğü anda buradaki motor bir elektrik oluşturuyor ve bu elektrik anakartınıza gittiğinde anakartınıza zarar verme ihtimali çok yüksek. Temizlik işlemlerimiz bittiğine göre işlemcinin ve ekran kartının termal macunlarını sürüp bilgisayarımızı toplamaya başlayabiliriz.
sürmüş olduğum termamacun çok kalın olmaması lazım. Çok ince de olmaması lazım. Yani yüzeysel olarak yüzeyinden geçiyoruz ve bırakıyoruz. Çok fazla bırakırsak işlemciyi maalesef soğutamaz. Çok az sürecek olursak da bir faydası olmaz. Bu yüzden ikisinin arasında ne az ne çok tam kararında bir kıvamda sürmemiz gerekiyor. Ve şimdi sıra geldi. Neredeyse bütün laptopların baş belası olan buradaki menteşe yuvalarına. Buradaki menteşe yuvalarımız çok çabuk kırılabiliyor maalesef. Şu bölgedeki menteşe yuvaları sağlam. Lakin şuradaki ara parça gördüğünüz gibi kırılmış. Bunun sebebi de tabii ki bu menteşeden dolayı kıramadığı için burayı en zayıf nokta burayı bulmuş ve burayı kırmış. Bunun dışında şu bölgede ise burada bazı yuvaları kırmış. Bu yuvaları sizlere göstermeye çalışacağım. Biz de bunları tamir etmeye çalışacağız. Bakın şurada altın sarısı bir parça görüyorsunuz hemen parmağımın ucunda. Bunun etrafı normalde şuradaki yuva gibi etrafında plastik parça olması lazım. Çünkü içerisine vide giriyor. Maalesef buradakinde öyle bir parça göremiyorsunuz. Çünkü burası kırık. Şimdi bunu normalde bilgisayar tamircileri tamir edebiliyor. Eğer kasanız büyük oranda sağlamsa. Servise götürürseniz sizden alt kasayı orijinalleri değiştiriyorlar. Ve orada çalışan usta eğer düzgün bir ustaysa size bunun ayarlarını çok güzel bir şekilde ayarlayıp veriyor. Ama düzgün bir usta değilse size sadece kasayı takıyor, ayarlamadan direkt veriyor ve bunu ayarlamak için şurada vidalar var. Bu vidaları sıkmak ya gevşetmek gerekiyor. Bu vidaları gevşetirsek kapak çok rahat açılıp kapanır. Sıkarsak çok zor açılıp kapanır. Biz bunları sökeceğiz. Zaten bakın vidaları da gevşemiş. Yani neredeyse tutmuyor vidalar.
Bilgisayarımızın genel olarak bir problemi yok gibi görünüyor. Çalışıyor gibi. Şimdi daha detaylı testlerini yapacağım. Sonrasında kasasını ve diğer ekipmanlarını, kalan parçalarını takıp bilgisayarımızı toparlayacağız ve arkadaşımıza geri iade edeceğiz. Şimdi iyi arkadaşlar, bilgisayarımızı yaptık. Bilgisayarımız çalışıyor. Bir problem yok. Lakin gördüğünüz gibi ekranda bir tane 1 lira, bir tane 50 kuruş, bir tane 25 kuruş olmak üzere 3 tane kara delik var. Ekranımız problemli. Belli ki bu ekran birazcık şiddete maruz kalmış anladığımız kadarıyla veya farklı problemleri de olabilir tabii ki. Ekranımızı değiştirmek istiyoruz. Bu arkadaşımız ekranının değiştirilmesini istememişti. Çünkü maliyet olarak haliyle birazcık yüksek bir maliyete sahip. Hemen sizlerle birlikte bakalım ekran fiyatları ne kadar olduğunu. G505S ekran diye arıtılmış. Şöyle bir tane buldum. Lenovo G505S Notebook LCD ekran paneli demiş. Bir de altında matı var. Mat ve parlak olanı var. Parlak olanın fiyatı 53 dolar. Mat olanın fiyatı da 68.90 dolar. Türk lirasıyla bakalım ne kadar yapıyor. 68.90, 69 dolar diyelim. Çarpı 7.50, maalesef dolarlarımız tavan yaptı. 517 TL'ye ekranımızı satın alabiliyormuşuz. 517 TL böyle bir bilgisayar için gerçekten yüksek bir rakam. Çünkü bilgisayarımız çok güncel bir bilgisayar değil. Arkadaşımız da zaten bunun farkında ve bilgisayarını sadece ödevlerini tamamlayabilmek için yaptırmak istiyor. Biz de ona bu konuda yardımcı olduk. Şimdi arkadaşlar, ben de bu arkadaşımıza küçük bir sürpriz yapacağım. Ben bir tane ekran satın aldım. Panel satın aldım. Panelimiz çok temiz ama ikinci el, sıfır bir panel değil. Fiyat olarak da 250 lira verdik bu ekrana ama arkadaşımızın işi görülecek. Şimdi ne yapıyoruz? Bilgisayarımızı kapatıp yeniden sökme işlemlerini başlıyoruz. Pekala, bilgisayarımızı kapattık. Şimdi ekranımızı nasıl değiştireceğiz? Bunun için ne yapıyoruz? Tabii ki bilgisayarımızı yeniden sökmeye başlıyoruz, değil mi? Hayır tabii ki. Bilgisayarımızı komple sökmemize gerek yok. Ekranı sadece pimlerden değiştireceğimiz için, yani sadece ekran soketinden değiştireceğimiz için şurada görmüş olduğumuz çıtayı buradan çıkartmak ve burada 4 tane vida var. Bazılarının 6 vida oluyor. 4 vidayı çıkarttıktan sonra panel direkt geliyor. Arkasında da soket var. O soketi çıkarttıktan sonra ekranımızı değiştirebiliriz. Bu paneli çıkartmak son derece kolay. Kenarlarını şu şekilde tırnağınızı takın ve çekin. Arkasında soketimiz var. Bu soketimizi aşağı doğru çektiğimizde direkt çıkıyor. Panelimiz bu. Bilgisayarımız Lenovo marka. Panelimiz Samsung marka. Burada Samsung'un logosunu da görebiliyorsunuz. Parlak bir panel. Takacağımız panel mat bir panel. Görüntü kalitesi de tabii ki buna göre daha iyi ve her yerde böyle yansımıyor. Ayna gibi. Direkt odaklanabiliyorsunuz yapacağınız işe. Bilgisayarımızın markası nedir? Lenovo G505S. Bu model. Bu markanın modeli. Buna uygun bir panel aradığınız zaman
fiyatı maalesef ki yüksek oluyor. 600 lira, 650 liralara, 550 liralara o civarlarda bulabiliyorsunuz. Bu elimdeki ekran Asus bir laptopa ait. Burada sizin dikkat etmeniz gereken bu ekranın slim olup olmaması, yani ince olup olmaması. Bu slim bir ekran kullanıyor ve arkasındaki pin sayısı bu mesela 40 pinli bir ekran. Ben buna slim 40 pin bir ekran aldığım için direkt buna cuk diye olacaktır. Şimdi sizlerle beraber tekrar bir deneyeceğiz bunu da. Şimdi genel olarak bir toparlayacak olursak biz bu bilgisayarda neler yaptık? Bilgisayarımızın şarj soketinde problem vardı. Şu soketimiz değiştirildi. Bunu sizlere gösteremedim maalesef. Çünkü burada yapılmadı. Atölyede yapıldı bunun lehimleme işlemleri. Zaten oldukça basit. Gördüğünüz gibi burada 5 tane pin var. Bu 5 pin buradan söküyorsunuz. Yenisini taktığınızda direkt onlara lehimliyorsunuz. Ve bunun bozuk olması cihazın kendi şarj aletini de bozmuştu. Bundan dolayı yeni bir tane de şarj aleti alındı bu cihaz. Şöyle gördüğünüz gibi artık üzerindeki Lenovo marka bir adaptör değil, farklı bir markanın adaptörü. Bilgisayarımızın anakartı tamamen temizlendi. İşlemcimizin, ekran kartımızın termal macunları değiştirildi. Fanımızın içerisindeki tozlar temizlendi. Bilgisayarımıza genel olarak bir bakım yapıldı. LCD ekranımız değiştirildi. Bilgisayarın iç taraftaki menteşe yuvaları çok fazla sıkıldığı için bunu açarken ve kapatırken içeriden buradan çıt çıt sesler geliyordu ve o sesler zamanla haliyle zaten içeride bir şeylerin kırıldığını az çok belli ediyordu ve içerisinde iki tarafta bir burada bir de burada menteşe yuvalarını kırmıştı. Onları da tamir ettik. Şurada küçük bir çatlağımız vardı. Şöyle görebiliyor musunuz? Bir de burayı eritip yeniden yaptım. Şu an için bilgisayarımız hazır ve yarın sahibiyle buluşacak. Sahibinin tepkisini çok merak ediyorum. Acaba nasıl olacak? Kendisi de muhtemelen bu videoyu izleyecektir. Kendisine de buradan tekrar selam olsun. Arkadaşlar eminim bu tarz problemlerle karşılaşan çok fazla arkadaşımız var ve birçok kişi bana yazıyor. Abi biz sana bilgisayar gönderelim, telefon gönderelim, hem sana içerik olur diye. Arkadaşlar inanın ki elimde video çekecek o kadar çok konu var, o kadar çok içerik var, o kadar çok cihaz var ki ben bunu hazırlayacak vakit bulamıyorum. Lütfen bu şekilde tekliflerde bulunmayın. Çünkü maalesef ki üzüle üzüle reddetmek, geri çevirmek zorunda kalıyorum. Benim için gerçekten zaman çok önemli. Ben ciddi anlamda zamanla yarışıyorum. Sizlere bu videoları hazırlamak için ciddi bir süreç içerisindeyim. Öncelikle elimdeki cihazları bitireceğim. Elimdeki cihazlar bittikten sonra ihtiyaç halinde tekrar sizlerden arızalı cihazlarını alıp bu şekilde videolar çekebilirim. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Videoyu faydalı ve eğlenceli bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.